Demirtaş. Demirtaş bir sepsis diyorlar değil mi? İşte cezaevinde burada da mahkemeye ifade veriyor filan. Şimdi bunu verdiği ifadeler şeyin Selahattin Demirtaş'ın önce HDP tarafından bir ilan edildi. Şimdi orada diyor ki tam cümleleri ezbere tabii söyleyemeyeceğim ama dediği şu. Yani bir, Türkiye'yi sadece Türklerin ülkesi olarak tanımlayamazsınız. Burada hepimiz beraber yaşıyoruz. Bir barış sağlanacaksa bunun çözüm yeri Abdullah Öcalan'dır. PKK'nın PKK ile ilgili işte şey varsa Abdullah Öcalan'la görüşün. Türkiye devleti Abdullah Öcalan'la görüşmelidir diyor. Sonra bunu sildiler şeyden ve tabii saray medyası hemen vay işte böyle dedi işte gördünüz değil mi Apo dedi Apo'yla görüşün falan filan. Şimdi benim anladığım şu. Konuşmanın tabii tam metnini bilmiyorum ama Selahattin Demirtaş'ın da bugüne kadar söylediği şu. Bizle görüşmeyin Abdullah Öcalan'la görüşün demiyorlar hiçbir zaman. Söylenen şu, sen PKK'yla bir anlaşma yapacaksan, çünkü devlet maalesef yapıyor, PKK'yı devlet gibi kabul ediyor. Ateşkes dediler ya. Yani hiç utanmadan sıkılma, ben askerleri de anlamıyorum. PKK'yla ateşkes, lan terör örgütüyle ateşkes olur mu? Oldu işte bizde, kaç defa. Ateşkese uymuyorlar falan diye açıklamalar yaptılar, her neyse. Dağıtmayayım şimdi konuyu, fazla da uzamasın bugün. Bakın Demirtaş'ın bugüne kadar da söylediği şu. Hep orada bir istismar var. Arkadaş benim üzerimden PKK'ya terörü bırak diyemezsin diyor. Çünkü o zaman onu dediğin an ben meşru PKK'nın buradaki temsilcisi durumuna düşüyorum. Sen o zaman git İmralı'daki Apo'yla konuş. O versin talimatı PKK'ya. Çünkü sen bana söylersen ben ne yapacağım? PKK'ya gideceğim. Aracılık mı yapacağım? Yoksa benim üzerimden onlarla mı iş yapıyorsunuz? Söylenilen bu. Şimdi anladığım kadarıyla tabii HDP'liler bu konuda daha rahat oldukları için ne söylediklerini biliyorlar. Anladığım benim. Onu açıklayıp bunun tepkiyi görünce şimdi çektiler. Diyorlar ki hemen şey tam metnini koyacağız. Benim anladığım bugüne kadar ki şeyin sözleri hep bu anlamda. Ama oradan cımbızla çekip de efendim TC Abdullah Öcalan'la görüşmeli deyince yani sanki hani liderimiz Erdoğan şeydir, Apo'dur. Gidin onunla konuşun, bizden de konuşun. Hayır, kasıt o değil ki. Kasıt benim üzerinden yaparsan bana terörist diyorsun diyor. Sen yap o zaman kardeşim diyor. Bana niye gelip de PKK ile anlaş diyorsun diyor bak. Yani bütün bu şey, ha bütün bunları söyleyeyim tabii şimdi tezvirat yapabilirler. Yani HDP'li pek çok milletvekilinin ya da tabandaki insanların PKK'da olanlarla bir yakınlığı, bağlantısı yok anlamına gelmiyor. Yani şimdi aptal olacak halimiz yok. Yani PKK dediğim bir örgüt dediğin işte oradan zaten çıkmış. Onlar da dağdalar. Şimdi yani burada herkes biz hiç tanımıyoruz vallahi adamları bilmeyiz. O anlamda değil tabii ama siyasi bir birliktelik olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Doğrusu da zaten budur. Dünyanın başka ülkelerinde de bakın hep böyledir. Siyasi partiler vardır ya da hareketler vardır. Bir de terör örgütleri. Bunları bilirsiniz. Bazıları bunun uzantılarıdır. Ama hem onları o açıdan suçlayamazsınız çünkü sonuçta doğal bir fikir birliğidir o. Ama biri terörle yürütüyor. Onun için sıkıntılıdır bu konular. HDP'yi buradan sıkıştırıp HDP üzerinden de Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na galip gelmesini amaçlayanların tezgahı. Bu tezgahda düşmemek lazım. HDP Türkiye'nin legal bir siyasi partisidir. Şeyin söylediği gibi hani Gürsel Tekin diyor ya kardeşim diyor meclis başkanlığı yaptıkları sırada diyor bir dakika sayın başkan diyor demiyor musunuz diyor. Yani bu kadar basit. O halde bu tartışmayı en azından CHP'liler ya da muhalefeti birleştiren unsurlar yapmamalı. Bırak HDP duruyor. HDP sana bir kötü bir şey de söylemiyor. Bırak dursun seçim günü. Efendim pazarlık yapıyorlar. Bak bakalım Tayyip Erdoğan ne pazarlığı yapacak. Yahu daha son seçimlerde görmedik mi kardeşim ya?